Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli konuları masaya yatırmaya devam ediyoruz Samimi Analiz programında. Bugün de yine çok değerli bir konuğum var. Eğitim sosyoloğu Profesör Doktor Tunay Kamer yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Hocam malumunuz biz hep şu haberleri yapıyorduk. İşte üniversite öğrencileri doktoralarını alırken lisans tezlerini yapay zekaya belirli bir ücret karşılığında yaptırıyorlar şeklinde. Bu bayağı da manşetlerde yer almıştı ama son günlerde görüyoruz ki işte lise öğrencileri ya da ortaokul hatta ilkokul 3. sınıfa kadar proje ödevleri olsun, işte evde yapılması gereken ödevler olsun, zor problemler olsun. Öğrencilerin bütün ödevlerini yapay zekaya yaptırdığı şeklinde gelen haberler var. Siz daha iyi biliyorsunuz, daha neticelisiniz ama bir yandan da hepimizin aklında şöyle bir soru var. Acaba işte yeterli mi, yetersiz mi? Öğrenciler için ne gibi artıları var, eksileri var? Bu tür uygulamaları siz nasıl görüyorsunuz? Hemen sizden alalım. Dediğiniz gibi yapay zeka hayatımıza girdi artık, hemen hemen her yerde, tüm sektörlerde kullanılıyor. Eğitim sektöründe de farklı amaçlar için kullanılıyor. Ama biz daha çok popüler olan şeyler veya gündeme gelenlerle bazen biliyoruz ve korkutuyor bizi yapay zeka. Ama korkulacak bir şey yok. Yani bilmediğiniz bir şeyden korkarsınız. Öncelikle onun altını çizeyim. Olarak olumsuz yönleri de ön plana çıkıyor tabii ki. Olumsuz yönlerinden bir tanesi de akademinin zarar görmesi. Çünkü bilim dünyasının önemli araştırmalar yapması gerekiyor ama hazır önceki verilerin işlenmiş biçiminin size hazır bir şekilde sunulması araştırma ruhunuzun köreltilmesine neden oluyor ve hazırcılık dediğimiz durumları açığa çıkarıyor ve bunu zaten uluslararası raporlar ya da bununla ilgili yapılan çalışmalarda görüyoruz. Hatta geçen yıl yazılan akademik makalelerin %1'inin yapay zekanın ürettiği ile ilgili veriler var. Veya dediğiniz tarzda doktora ya da yüksek lisans bitirme tezlerine baktığınızda Stanford Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada %6'nın üstünde yapay zekadan yararlandığı ortaya konmuştu. Şimdi gelelim sosyal öğrenme dediğimiz kuramla birlikte yetişkinlerin yapmış olduğu davranışları artık çocuklar da yapmaya başladılar. Evet. Biz ödevi neden yapıyoruz eğitimci olarak? Okulda anlatılan bilgilerin pekiştirilmesi, az önce söylediğim gibi sorgulama, araştırma, işte kendini geliştirme ile ilgili belli süreçlerin daha da geliştirilmesi veya kalıcı hale, öğrenmenin kalıcı hale gelmesi için okuldaki bilgilerin yanında ödevler veriyoruz ki araştırsınlar. Bunlar genelde araştırma projesi dediğimiz ödevler tarzında oluyor. Öğrenci işte mevcut kaynaklar ya da işte o konuyla ilgili herhangi bir kişiyle görüşmeler yaparak ya da ansiklopedi kütüphane çalışmaları yaparak bunu gerçekleştirecekti ama malumunuz teknoloji artık hazır ayağımıza geldi ve insan hayatını kolaylaştırıyor diyoruz. Öğrenciler de işte birçok mobil sohbet programı dediğimiz veya ChatGPT dediğimiz tarzdaki uygulamaları kullanarak öğretmenin vermiş olduğu soruları birebir oraya yazarak oradan elde ettiği verileri öğretmene götürmeye başladı. Bu akademik dünyada yani üniversitede verdiğimiz takdirde biz bunun örneğin benzerlik oranlarını ortaya çıkaran belli yine yapay zeka destekli programlarla o bilgilerin nereden elde edildiğini net bir şekilde bulabiliyoruz. Bu tabii ki öğretmenlerimiz bunu net bir şekilde gerçekleştiremiyorlar ama bu beraberinde neyi getiriyor? Bunun iki yönü var. Olumlu ve olumsuz yönleri. Birincisi aslında sevindirici bir şey. En azından öğrenciler hayatlarını kolaylaştıracak teknolojiyi eğitim hayatlarına da entegre etmeye başladılar. Bu güzel bir gelişme aslında bakıldığında. Ben bunları bulmalarına kızmıyorum ama bu beraberinde işte öğrenmeyi zedeliyor mu? Tembelliği alıştırıyor mu? Örneğin geçmişten günümüze tartışılan konulardan bir tanesi. Hesap makinesi açığa çıktığından beri acaba insanların sayısal becerileri düştü mü? Veya eskiden telefon numaralarını biz ezberebilirdik. Ben kendi çocukluğumu da hatırlıyorum. Babam derdi ki şu amcanın numarası kaç, hemen söylerdi. Ama şimdi yani çok yakın çevrenizi, çocuğunuzun, eşinizin ya da babanızın numarasını 3-4 numara ezberinizde kalıyor. Yani bu sayısal becerileri azaltıyor mu? Benzer durum işte yapay zeka ile bir anda bilgiye erişmeyle birlikte acaba öğrenmenin işte o kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe yerleşmesinde ciddi problemler oluyor mu? Bununla ilgili akademik çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Benim kanım gerçekten etkiliyor. Çünkü bir öğrenmenin kalıcı olması için bizzat olayın içerisinde olmanız lazım. Burada tüm sorumluluğu öğretmene yüklemek de yanlış Aleyna Hanım. Ama burada şu yapılabilir. Yani ödev şekillerini veya değerlendirme biçimlerini öğretmenler değiştirebilir. Eğer bu olumsuz bir davranış olarak görülüyorsa, yani direkt hazıra konma veya tembelliği
arttırıyor da öğrenmeyi gerçekten kalıcı hale getirmiyorsa, ben şunu söylüyorum, diyorum ki öğrenciler bırakın oradan araştırsınlar. Çünkü o teknolojide öğrenmeleri gerekiyor. Ama ne yapılabilir? Sunum becerileri ya da konuşmayla ya da tartışma dediğimiz yöntemlerle derste o konuyu tekrardan tartışmasını ya da sunum yapmasını isteyebilir veya kalıcı hale getirebiliriz. Bu kapsamda bazı öğretmenler el yazısıyla yazılmasını istiyor. Çünkü el yazısıyla yazıldığı takdirde en azından kısa süreli bellek yerine uzun süreli belleğe dahi öğrenmenin yerleştiğini veya daha da kalıcı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu tür uygulamalarla gerçekleştirilebilir. İlkokul öğrenci veya lise öğrencilerinin bu işte intihal ya da benzerlik olanlarıyla araştırılmasına da şu yönden karşıyım. Eğer öğretmen gerçekten o yapay zeka modüllerine kendi çok hakim değilse, bu sefer çocuğun gerçekten bulmuş olduğu, yani yazmış olduğu araştırmalar kapsamında elde etmiş olduğu ödevi ya da bilgileri oraya yüklediğinde benzerlik olanı çıkıyor. Çünkü zaten mevcut bilgileri bir sisteme yüklüyoruz. Oradan anlamlı bütünlük oluşturmasını istiyoruz. Yani bir kere öğretmen anlıyor mu yani çocuğun yapay zekaya ödevi yaptırıp yaptırmadığını, bir işte belki okuma kitabının özetini çıkaracak, bu çocuk okumuş mu gerçekten yoksa yapay zekayı mı özet çıkarmış şeklinde? Bunun işte benzerlik programlarıyla bunu çıkarır. İntihal diyoruz biz buna. Hmm. Bunun belli isimleri var. İsimlerini kullanmak istemiyorum ama o isim programlar sayesinde bu tespit edilebiliyor. Ama dediğim gibi artık içerisindeki dil geliştirme modeli yapay zekanın belli kalıplar kullanarak olduğu için net bir şekilde ortaya konulabiliyor ama hata payı da çok çok yüksek. Çünkü hani geliştirilen bir modül %100 bitmiş değil. Günden güne siz ne kadar çok veri yüklüyorsanız, hatta bazı yapay zeka robotları bu ödev amacıyla kullanılan veya sohbet amacıyla kullanılan sizin de veri yüklemenizi istiyor ücretsiz kullanmanız için. Çünkü veriyle beslenen bir şey. Ne kadar çok veri varsa size o derece anlamlı veriyor. İçerisindeki verilerden çıkardığı için bazen o tarihi bilgiler, bunu da altını çizeyim özellikle, bu güzel bir örnek. Matematik ve tarih ödevlerinde daha çok yoğun kullanıldığı biliniyor yapılan araştırmalarda. Dolayısıyla bazı tarihi bilgileri yanlış aktarabiliyor. Yani çünkü örnek veriyorum, 2021 tarihine kadar tüm bilgiler buraya yükleniyor ama 2022'de örnek veriyorum, insanlık tarihiyle ilgili yeni bir buluş gerçekleşti. Malumunuz müfredat değişti. Müfredatta o bilgiler değişiyor ama size yapay zeka robotu eski bilgiyi aktarabiliyor. Demek istediğim, dolayısıyla öğretmenler bu konuda ne yapabilir? Vermiş olduğu ödevlere gerçekten dönütler, yani ciddi anlamda dönütler verebilir. Bunu sunmasını isteyebilir. Sunduğu takdirde dediğim gibi öğrencinin tembelliğini en azından engellemiş olur. Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamış olur. Ama şunu kesinlikle kızmıyorum. Hani ya bunu neden yaptın deyip teknolojiden uzak durmak da iyi değil. Yani zaman zaman konuşuyoruz. Yasaklamalara ben karşıyım. Çünkü şu var, teknoloji çağında yaşıyoruz. Bunun bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanılması, o çocuğun dijital okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapması lazım. Çünkü bundan sonraki hayatı hep teknoloji odaklı olacak. Dolayısıyla öğrenmesini istiyorsak, okuldaki görevlerini de yerine olumsuz yönde gerçekleştirmemesi adına kontrol mekanizmalarının iyi kullanılması lazım. Burada dediğim gibi tek başına öğretmene değil, veliye de sorumluluk düşüyor. Bazen veliler de işin kolayına geliyor. Öğretmenler de hemen oradan yazıp çıktısını çocuğuna verip okula gönderebiliyor. Yani bu tür uygulamalar yapılmaması gerekiyor. Yani oradaki elde edilen bilgilerin harmanlayarak çocuğun anlayabileceği dile dönüştürülmesi noktasında belki çalışmalar yapılır. Oradan mutlaka ayarlansınlar ama olduğu gibi alıp hazırcı dediğimiz yöntemlerin kullanılmasına ben eğitimci olarak karşı. Zaten bir kere çocuk yapay zekaya ödev yaptırıyorsa burada bir adım önde olduğunun özetini çıkartıyorum ben de, doğru mudur? Evet, dediğim gibi yani korkmamamız lazım. Yani korktuğunuz bir şeye hakim olamazsınız. Dolayısıyla teknolojiyi kullanması sevindirici bir şey ama bunu dediğim gibi anlatılması lazım. Hazırcılık değil, teknoloji hayatın kullanılması. Yani veri, yani kütüphaneye gitmek yerine 2 saatlik 20 dakikada o bilgiye ulaşabiliyor ama bilgiyi harmanlaması, kontrol etmesi veya tartışması, dediğim gibi burada verilere düşen nokta bu. Öğretmeye düşen nokta da bunu sunum teknikleriyle sınıfta sunmasını ya da böyle bir ortamın hazırlanmasını sağlaması gerekiyor. Yani bakalım, sen bu ödevi getirdin ama öncesinde hangi hazırlıklardan geçtin, neler çalıştın, neler okudun diye sunmasını sağlaması çok çok önemli. Bir kısa, çok kısa bir de anne babalara biraz örnekler sundunuz ama bazen onlar da ödevleri oradan yaptırıyor, yapay zeka yaptırıyor gibi bir şey de söylediniz. Gerçekten anne babalar ne derece kontrol etmeli, ödevlerin ne kadar içinde olmalı, çocuğu nasıl kontrol etmeli? Ya günümüzde maalesef çocuk dinlensin, çok yoğun işi var diye düşünerek anne babalar ödevlerini kendileri yapıyor. Ama bu
amacına ulaşmıyor. O zaman hani dediğim gibi okulda anlatılan bilgilerin pekiştirilmesi, öğrencinin araştırma, sorgulama ya da yaratıcılık dediğimiz özelliklerin gelişmesi açısından ödevler veriliyor, proje ödevleri için söylüyorum. Bunu anne babanın oturup yapması zaten uygun değil. Çocuğun özelliklerine uygun zaten ödevlerin öğretmenler tarafından verilmesi çok çok önemli. Burada da yanlışlıklar yapılıyor. İkincisi, veliler bu ödevi eğer çocuğun seviyesine uygun değilse belki öğretmenle bir işbirliği gerçekleştirerek seviyesine uygun tarzda ödevlerin verilmesiyle ilgili veya bazı öğretmenler çok aşırı ödevler de veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili zaman zaman bir takım önlemler alınıyor. Ev ödevinin verilmemesi ya da daha az verilmesi, projeye odaklı ödevlerin verilmesi gibi. Burada dediğimiz gibi velilerin ödevleri bizzat kendilerinin yapması değil, öğrencinin mutlaka içinde olduğu süreçler olması lazım bu. Çünkü amacına uymuyor. Dediğim gibi çocuğun yaratıcılığını köreltiyorsunuz, tembelliğe alıştırıyorsunuz. Çocuk nasıl annem babam yapacak diyor yani. Dolayısıyla yapay zeka bizim hayatımızın vazgeçilmezi, çocukların kullanılması, veliler ve öğretmenler tarafından aslında sevindirici bulunması gerekiyor. Bunu sorgularken çocuğa hakaret etmeden, yani özellikle neden yapay zekayla yapıyorsun diye. Çünkü teknolojik okuryazarlık seviyesini de kırmamak lazım. İlgisi var çocuğun, belli zaten. Biliyor, en azından keşfedebiliyor. Dolayısıyla köreltmeden yanlış yaptığını göstermesi, anlatması, bilgilendirmesi gerekiyor. Burada veli öğretmen işbirliği çok çok önemli ve yapay zekadan korkulmaması gerekiyor. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Eğitim sosyoloğu Profesör Doktor Tunay Kamer yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.